Dilencilikle Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Eskişehir'de de karşılaştık. Bu amaçla biz bir genelge yayınladık. Biz özellikle 9 Ekim 2023 tarihinde bu yasaklama kararımızı almıştık. Dilencilikle mücadele konusunda da 24 Ekim 2023 tarihinde birçok kurumumuzu koordineli bir şekilde çalışma yapmaya sevk eden bir genelge yayınladık. Bu genelgemizdeki temel amaç da dilenen insanların dilencilikle ilgili durumlarının ortadan kaldırılması. Esnafların dükkanlarına giderek oralarda dilenenler, cami önlerinde dilenenler hoş bir görüntü yaratmamaktaydı. Toplam itibariyle baktığımızda 2641 uygulama gerçekleştirilmiştir. Son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 297 dilenciye işlem yaptık. Bu dilenen kişilere yönelik olarak özellikle yaptığımız işlem sayısına baktığımızda da 247 kişiye idari para cezası uygulamışız. İdari para cezalarını uyguladığımız kişilerin baktığımızda 148 kişinin de ayrıca gelirine el koymuşuz. Uygulamaya başladığımız tarihten itibaren bugüne kadar 62.129 lira dilencilikle elde edilen gelire el konulmuştur. Burada özellikle biz bu dilenciliği yasak, bundan sonra yapmayın, bununla ilgili işlem yapacağız diyerek bunu bırakmıyoruz. Dilencilikle ilgili tespit ettiğimiz kişilere özellikle bunlara Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzmanlarının bunlarla ilgili sosyal inceleme yapmasını istiyoruz. Ve sosyal inceleme yaptıktan sonra gerçekten ekonomik ihtiyacı var mı yok mu bunları gördükten sonra buna göre bir değerlendirme yapıyoruz. Özellikle hane ziyareti yapılan 160 hane söz konusu. Bu 160 hane içerisinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza da bunları iletiyoruz ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına bunun durumu yardıma muhtaç olabilir mi diye bakın diye gönderdiğimiz 42 kişiyle ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızın kriterlerine uygun olmadıklarını gördük. Bu ne demek? Demek ki gelir düzeyi oldukça iyi ama dilenmeyi meslek haline getiren kişilerin var olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüz 160 hane ziyaret gerçekleştirdi. Sadece geçici olarak 4 kişiye ekonomik yönden bir defaya mahsus olmak üzere destek verilmesi yönünde bir karar aldı. Özellikle dilenen kişilere baktığımızda bunların bir kısmının il dışından geldiğini görüyoruz. Bu Eskişehir'de dilenciliği tamamen ortadan kaldırmak adına kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızda özellikle emniyet güvenlik birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birimleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin zabıtaları aktif olarak görev yapmışlar. Ben görev yapan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Dilenciliğin bir meslek halinde olmamasını oldukça önemsiyoruz. Özellikle dilenen kişilerin sağlık taramalarını da biz İl Sağlık Müdürlüğümüze yaptırıyoruz. Bu kapsamda 96 kişinin sağlık taraması yapılmış ve 96 kişiyle ilgili de çeşitli sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda ilgili birimlerimizce çalışmalar ortaya konmuştur.